Ama Kaan'ın dönmesi bence Galatasaray için çok kıymetli. Çünkü Berkan iyi bir maç çıkarmış gibi gözükse de Rize maçında çok ciddi pozisyon hataları yaptı. Ve Kasımpaşa'nın da çok ciddi hücum silahları var. Ama stoper oynadı işte. Çocuk i̇şte yani, yani Berkanlı bir stoper hattı Kasımpaşa deplasmanında Galatasaray'ın başına iş açar. Bu anlamda Kaan'ın mutlaka dönüp stoper oynaması gerekiyor. Bu Abdülkerim de ne oldu bu çocuğa? Yani çok uzun bir sakatlık değil hocam yani. Davinson'la Abdülkerim'in. Ama nedir yani? Hiç yok işte. evet yani yok. döndü yine sakatlandı. Bir zorlanma olmuş birinci derece. Yani bir hafta içinde Bakın, takıma döneceklerdi. Şimdi, bak izleyicilere bir şey söyleyeceğim. Bak bunu bilsinler yani. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde 10 numara kim oynadı? Kerem Akturkoğlu değil evet. mi? Galatasaray'da 10 numara kim var? Mertens, Mertens. Başka? Kerem Demirbay. Kerem, Demir, Kerem Demirbay esas yeri o değil mi? Evet. Oliver hatta. Üçü de oynamadı değil mi? Kerem Aktürkoğlu oynadı orada. E siz takımın içinde zannediyor musunuz ki hiç ırk şey, şey olmadığı için? Vur olmadı. Mertens hocam yanlış hatırlamıyorsam iki Kopenhag maçında da on numara pozisyonda oynadı. başlangıça bitiş maçlarının. Onun dışında yani e, diğer tüm e, maçlarda Kerem oynadı falan. galiba. Kerem oynadı. Evet. Yani şu var şimdi. Peki niye Kerem Demir Bay oynamadı sence? Yani Kerem Nasıl diyor? Hocam... Bir de bana anla şimdi. Ne diyorlar biliyor musun? Ya o zaman formsuzdu. Yok. Yok hocam formsuz değil. Onu, değil. i̇şte şunu onu... anlatmak istiyorum. Sen adamı oynatmazsan adamın süngüsü düşer. Öyle diyeyim sana yani. Yok hocam şöyle atmazsan... bir şey. Okan Okan hocanın Okan bu, hocanın sisteminde on numara pozisyondaki oyuncunun biraz ikinci forvet rolünü oynaması gerekiyor. Yo, oynamıyor mu? Hocanın oğlum. oyun planı. Kerem Bey'in öyle bir O zaman peki bir dakika. Ya Allah Allah. E, savunması yok öbürünün de. Kimin? Kerem, şey, oyuncu oradaki oyunun çok o da, Sen baya Münih'e karşı oynuyorsun. Yapma gözünü sevin ya. Baya Münih'e karşı oynuyorsun. Ben Almanya'dan gelmişim. Şimdi Almanya'da o zaman da söylüyordum. Şimdi Almanya'da Kerem Aktürkoğlu mu oynar? Kerem Demirbay mı oynar? Hocam, Adam adı, geçmez Kerem şöyle Aktürkoğlu. Şöyle söyleyeyim. Hani bence olarak. yanlış örnek verdiniz. Hani Niye? Hayır. Bayern maçları, iki Bayern maçı Galatasaray'ın çok iyi oyun oynadı. Fark etmiyor. E, Kerem'in de iyi oynadığı maçlar. Ya yeni veya fark Hocam ya, normal ye. yani. Ya normali var mı? Sen onu oynarsan. Ya şunu anlatacağım. Ya. Hayır bak. ben doğru söylemiyorum. Hayır bir şey söyleyeyim. Sen Kerem Aktürkoğlu'nu oynatıp da Demirbay'ı oynamazsan, Demirbay da kötüydü dersen olmadı işte. Kerem Demirbay'ı oynatmadığı Kerem zaman... Kerem Demirbay, Demirbay Kopenhag maçında ilk 11'deydi. Ya yani neyse buradaki Buradaki maçta. Buradaki 10 kişi kaldın değil mi? Onlar rakip 10 on kişi, kaldı. kaldı. Neyse. O maçta 11'deydi. Şimdi deydim. bak adam çok kötüydü oynatmadı falan diyor. Olmadı işte adamı sen oynatmazsan bir daha o da oynamaz. Şimdi Biraz Şunu e onu söyleyeyim. Ya adamın moralini bozarsan adam bunlar şey olur ya e oynayamaz yani. Onun için de yani adam mesela şey de öyle ZH mesela oynamıyor veya Zaha oynamıyor. Bakıyorlar adamlar kötü kötü yazıyor. Kötü işte şuydu performansı sıfır. için de öyle. Kurniç çok iyi oynuyor. İşte onu söyledim. Yok hemen bizim medya <laughs> uyduruyor. Hemen bir oyundan alınsın var çok kötüydü. Ya bir sıfırken bir gol çıkarttı şeyde Avrupa Kupası maçında. Kim hocam? Kurniç. Yüzde yüz golü çıkarttı ya yüzde ya. Görmüyor kimse onu. Bizim medyaya bak. Aferin yani. Görmüyor abi adam ya Kurniç iyi değil diyor. Allah Allah. senin belki tur atlamana sebep o. Biraz izleyici yorumları yapalım mı? Ee, Süleyman Bey diyor ki Galatasaray çok iyi sağ bekini çok iyi bir sol bekle değiştirdi diyebilir miyiz? Yani keşke ikisini bir arada izleyebilseydik. Biri varsa biri olmuyor yani. yani evet. Aa tamam. O kadar uzun zamandır kanser olan mevki çözüldü. Şimdi gülecekler yani Galatasaray'da sol bek artık bir Arap saçıydı yani. Hatta birçok takımda öyle. Çözüldü ama bu sefer sağ bek yok. Yani Saşaboy'un bir kanatta, Derik diğer kanatta olduğu bir takım gerçekten de hani çok acayip bir takım olabilirdi. Sabek ben... ne oldu? Aldılar zaten Sabek. Hocam Sabek e, Afrika Kupası finalinde sakat sakat oynuyor. Sakat sakat oynadığı için Galatasaray'a bu şekilde geliyor. Henüz hazır duruma gelmedi. Hani hazır duruma gelse şöyle örnek vereyim. Şu anda diyelim ki Sercoriye iyileşti. Kaan Ayhan'ı kesebilir mi ya da Barış Alper'i? O da direkt evet diyebileceğimiz bir şey değil yani. İkisi de iyi evet. oynuyor gerçekten de o pozisyonda. Yani çünkü o da nasıl dönecek fiziki anlamda bilemiyoruz ama tabii ki burada Galatasaray için sezonun X faktörlerinden bir tanesi tartışmasız Kaan Ayhan oldu. Yani nerede var orayı kapattı. Ya Sezon başında sonra işte, İrani'nin yanını kapattı. Bu da ama Stopper, hep sakat ya bu çocuk ama hep sakat sakat oynuyor herhalde. Hocam yani. şu anda onun bir e, kasık problemi var. İşte Normalde ameliyat Pup -pupis, olması gerekiyor. Pupis herhalde. Evet ameliyat olması gerekiyor evet. ama Galatasaray'ın o kadar ihtiyacı var ki Kaan'a ki Kaan da olmak istemiyor. Yani bu şekilde evet. ciddi fedakarlık yapıyor. Hani Galatasaray sezonu şampiyon bitirirse bence Hani en kritik 5 parçadan bir tanesi diyebilirim ben Kaan Aya'nın için bu sezonki performansı. Bence de. Bence zaten öyle biliyordum, öyle tutuyordum onu, beğeniyordum. Şimdi yine şöyle bir şey, şimdi kasık deyince benim kulağıma gelenler Pupis var. Bu Pupis işte idare ediyor. Ya şu an ameliyat olması yani, gerekiyor bildiğim kadarıyla ama Şimdi ama şöyle olmuyor. bir şey var. Şimdi bunu ben birkaç sefer söyledim. gene söyleyeyim, birisi gidip söylesin yani Okan'a, şuraya buraya adama. Şimdi Arda şeye gitmeden evvel Pupis'ti. Ama esas pubisin altına yatan şeyi varmış yani fıtık. O fıtığı görmüyorlar. O şeyi MR'larda falan çıkmıyormuş. Ona özel bir çekim var tamam mı? O Cengiz Dinç vardı milli takımın şeyi Beşiktaş doktoru. Beşiktaş'ta falan da görev yaptı. Fenerbahçe'de yaptı yaptı. Bizim Zeytin burada benim de doktorumdu. Onu böyle acayip bir şeyle çekiyorlar. Yani o fıtığı ameliyat edecek. Geçmez yoksa. O pubis uğraşıyorlar uğraşıyorlar geçmiyor. En sonunda Cengiz onu e, halletmişti. Ondan sonra gitti Arda orada oynadı. Şimdi birisi gidip bunu söylemiyor mu acaba böyle bir şey vardı? da? vardır mutlaka. Yani bunun Ama bulamadılar. Galatasar Galatasar Galatasaray, o zaman takımı. Yok şu anda zaten teşhis yani. konmuş zaten. Ameliyat denmiş. İşte evet. bak pupis olmuyor. Yalnız pupis geçmiyor işte. Alça altındaki şeyi fark etmiyorlar diyor. Yani Icardi'yi o şekilde oynatan Yener İnce mutlaka onun bence çözümünü Bilmiyorum. bulmuştur da. Bilmiyorum. Daha evvelde evet. ya, ya Arda Turan bu ya. Gene o zamanda doktorlar doktor yok mu? Vardı. Demek ki bir gözden kaçırıyorlar. Yani en azından ki. buna da bir baksınlar. Buradan böyle bir şey söylüyorum ben. Bu kaçıncısı? Üçüncü söyleşim herhalde. Evet hocam. Değil mi? <laughs> Haber gitmedi yine. Seni dinlemiyorlar hocam. Evet. Selman Bey diyor ki Mayıs yaklaşırken gerçek Galatasaray'ı sahada görmeye başladı. Kasımpaşa maçında da farklı galibiyet bekliyorum. Başrolde dayı herhalde Kerem Demirbay mı? Ve Icardi olur demiş. Yani bir istikrarlı oyun Galatasaray adına sezon başından bir yana göremedik. Dönem dönem iyi oyunlar oldu. Şöyle net bir örnek vereyim yakın tarihte. Ankara gücü deplasmanı Galatasaray açısından sezonun bence zirve noktasıydı oyun anlamında. Dedik ki evet Galatasaray artık doğru yola girdi. Sonra ne oldu? 3 gün sonra Sparta-Prag deplasmanı 10 kişi kaldı. Evet ama çok kötü bir Galatasaray. ikinci yarıda özellikle. Sonra döndü lige Antalya Spor maçı çok kötü bir Galatasaray. Şanslı bir galibiyet. Beşiktaş teplasmanı Evet 3 puan geldi ama oyun olarak çok iyi bir Galatasaray izleyemedik. Şimdi Rize maçında Galatasaray 6-2'lik galibiyet. Çok kesin konuşamıyorum. Yani Kasımpaşa maçını görmemiz gerekiyor. Çünkü çok iniş çıkış oldu bu sezon Galatasaray Tabii işte Bak, hep kadrolar. Kadro. Yani biri oluyor, biri olmuyor. Sağ beko, sol beko yani bilmem ne. Orta son haftalarda Galatasaray'ın yani... İki maç üst üste aynı 11 oynadığını göremedik. Yani mecburiyetlerden mecburiyet, biraz da tabii ki. Evet, yani yani, hocanın tercihinden yok, yok ziyade değil yani Her maç oldu. farklı bir kritik oyuncunun oynamadığını görüyoruz. Ee, bu da hocayı çok zorluyor. Hoca gerçekten de çok zorlu bir e, takım içinden, şartlardan bir 11 kurmaya çalışıyor. o konu Hoca'nın işi çok zor ama dediğim gibi şu artı var Galatasaray adına benim gözlemlediğim. Mesela Kimziyeş'in dönüşü bence bir artıdır. Kadronun genişlemesi açısından. Bir, mesela izleyicimiz şöyle bir yorum yapmış Bahadır Bey. Bazen bir gol atıyor, maçı kazandırıyor. Öyle bir Tabii, oyuncu. Tabii, yani hani ben şunu beklemiyorum hakimizi Ziyaş 11'e girecek, çok istikrarlı sezonu bitirecek. Hayır, bunu beklemiyorum. Ama, Ama maç, bazı maçlarda... Tete de öyleydi ki, evet, mesela. Girecek oyuna mesela bir duran top, bir uzaktan şut, bir asitle iki maçı çözse muazzam iş Galatasaray adına. Çünkü umudun kesildiği bir oyuncu. Zaha'nın yine aynı şekilde işin içine girmesi Galatasaray adına çok olumlu olacaktır. Tete... Yani Davinson Abdülkerim iyileşince Kaan Ayhan hoca daha fazla pozisyonda oynatabilme şansına erişecek. Barış Alper'i hücumda oynatabilecek falan derken Galatasaray'ın kadrosu sanki biraz genişlemeye başlayacak bu süreçte. Yani en kritik dönemden bahsediyorum. Hani hızır gibi yetişti diyebiliriz bu oyuncular hani. Kaan Ayhan'la Barış yani Galatasaray kurtarıcı. Hani herkesi bu... sayıyoruz farkındaysanız bir kişiyi sayamıyoruz en Ennombele yani artık Artık Kimsenin, de ile ilgili izleyicilerimiz hocam. İzleyicilerimiz de sormuyor artık farkındaysan. Onlar Ama da hocam o, yani o fikirde ben değil. Ben yine tutuyorum onu bir normal bir takımda oynasın. Yani tam kadro oyuncu normal değil. Cık, bak, tam kadroda bir takımda oynadığı yok zaman hocam. faydalı olur. Ya, oyun oynamadı ki hiç yok diyorsun. Ya boş ver sen Galatasaray taraftarı ya. Hocam bak ciddi anlamda Galatasaray taraftarı. Ya ben sana bir şey söylüyorum bak diyorum ki tam bir kadroyla çıksın. Tam Ama bir kadro kaç, Yani ne yapacak? Çıkmadı ki öyle. Nasıl yok? Çıktı. Herkes oynadı hocam. Ya ayrı ayrı oynayabilir. Oktay'la Mertens hepsi oynadı hocam yani. Kerem Demirbay oynadı. Ya Allah Allah. Bak Tarara, Mertens, Demirbay oynasın veya Kaan Ay oynasın orada müthiş oynar mesela. Bu üçlüyle diyorum sana. Bu takımda kenarda o... da tabii yani bu takımda mesela arkada da normal olacak işte Abdülkerim olacak bilmem. Ee, yok. Hocam, yok o oynadı o şartlarda da oynadı. Ha, hiç oynamadı ya hiç oynamadı. Hep takip ediyorum. Yani sen hayali konuşuyorsun. O oynamadı. Oynamadı. Bak oynadı dersen yanlış. Hayal konuşuyorsun değil Bir tane çıkart. Çıkarırım belgeleri hocam. Çıkart. Çıkart. Tamam <laughs> hocam. Çıkart bana arada çıkart şimdi. Mümkün <laughs> değil ya. Ben takip <laughs> ederim adamı. Mümkün ya. değil. Hocam ya. Ya olmaz Bu ya. takımın on numarası Kerem Demirbay'dır demiş izleyicimiz. İyi, Kerem Demirbay ne zaman ileride oynasa skor katkısı veriyor. Okan Hoca gör artık lütfen demiş. Ya görmemesi mümkün değil hocam. Hoca da bilmiyor mu tabii onun orada oynadığını. Ama dediğim gibi hocanın sisteminde... 10 numaradan ve 8 numaradan beklentiler farklı. Hoca 10 numara pozisyonunda e, ceza sahası koşusu atabilen, ikardi ikileyebilen oyunculardan orada oynatmak istiyor. Mertens işte e, Kerem Aktürkoğlu bu profilde oyuncular. 8 e, numarada bence iyi oturdu şu anda. Yerini değiştirmemesi gerekiyor. Mertens iyi oynuyor. Mertens, Mertens. müthiş ya, oynuyor. O Mertens, Mertens. Oynuyor. Müthiş bir onun için 16 on numara 8 numara gibi oynatıyor. Fakat on mesela Başakşehir maçında nasıl demin, dedim ya Kurniş %100 golü çıkarttı. Başakşehir maçında da iki tane şey Kerem Demirbay geldi. Aynı vuracakken hocam, geldi 4 oradan topu aldı. Dört tane yani. oyuncu sayıyorum hocam Galatasaray'da. Şu anlamda çok kritik. Hani sezon başı planlamasında asla bu noktada olabilecekleri tahmin edilemeyen dört tane oyuncu. Bir Kaan Ayhan, iki Barış Alper Yılmaz, üç Kerem Demirbay. Yani bunlar Galatasaray adına dört Mertens. Yani sezon başı planlamasında Galatasaray'ın bu kadar kilit parçaları olabileceğini kimse tahmin etmiyordu. Ben ve söylediğin dört adam da benim adamım biliyor musun? Yok yok yani. Ya benim adamım yani. Yani planlamada hocam ya, işte, ha, o konuca ve transfer işte, olabilir. planlamasında. Medya da olabilir, taraftar olabilir tabii, ama bana göre sorarsan dört tane adam şundan, saysan işte bunları dördünü yani, banko sayarım şu yani. Şu anlamda söylüyorum. Barış Alper Yılmaz ilk 11 oyuncusu değildi. Kaan Ayhan ilk 11 oyuncusu değildi. Galatasaray'ın 8 numarası Endombele'ydi. 10 numarası Hakim Ziyeş veya Kerem Aktürkoğlu'ydu. Tabii Planlamada. transferlere baktığın zaman öyleydi. Doğru Dolayısıyla söylüyorsun. Dolayısıyla çok değerli onların bu performansı ve yapılan transferlerin kötü gittiği bir sezonda eğer bu oyuncular da bu performansı veremeseydi bence Galatasaray şu an bu noktada olamazdı. O yüzden de hani Saşa Boyu sayabiliriz sezon başındaki performansı Davinson, Abdülkerim, Nelson hepsini koyarız Icardi ama bu saydığım 4 oyuncu bence Galatasaray için kilit oyuncular oldu bu sezon. Hani Karayas oldu bence. Doğru söylüyorsun. Ya hele bu kan ayağına ben kim bunu yetiştirdiyse helal olsun. Yani. Davinson Sanchez Torreira ile 6 numara oynayamaz mı? Ya o çok soruldu daha önce de hatta işte Kolombiya günlerinde onu da araştırdım ben bulamadım açıkçası bir şey yani birkaç bir ya izleyicimiz o, bir yazdı. Şeyin... Nelson'un adamı bunu yazan. Nelson'u beğenen biri. Abdülkerim'le Nelson oynayacak. Şeyi yiyecek ön tarafa hocam, atacak. Hocam Nelson'u konuşursa size muhalefet olacağım. Yine ya olsun. bırak ya içeride Nelson. Ne oldu şeyde? De, Avrupa maçlarında. Hocam Avrupa'ya Şu an lig var hocam. Ya bana ne geldik abi? Ben sana Avrupa'da diyorum. Bak şimdi yanlış konuşuyorsunuz. Ben diyorum ki Avrupa'da oynayamaz. Rezil olur veya ne çok kötü oynar. Benim dediğim çıktı. Burada oynayabilir. Ben burada kötü oynamıyor ki adam. Ama ben Avrupa'daki maçları söyledim ve ben haklı çıktım. Çok iyi izliyoruz. oyuncu hocam. Allah Allah çok iyi oyuncu. Şeyde Avrupa kupalarında çok iyi. Rakibin antrenörüne göre çok iyi. E, hocam Teko kötü oynamadı ki Sparta Ya sonra. fark etmiyor. ya hep ya. <laughs> Navinson da kötüydü, Abdülkerim de kötüydü. Ya yediğin gollere bak. Yalnız o değil ki ya. Öbür hepsini bütün Avrupa kupası maçlarına Allah hocam. bak hocam. Ya. ya. nasıl Bilmiyorum. bu ne sorunu tutuyorsun Çok iyi edin. oyuncu hocam. Çok. Hatta ben şöyle söyleyeyim. Sezon başından beri çok konuştuk bunu. Ben hep şu ifadeyi kullandım. Abdülkerim ve Davinson'dur dedim Galatasaray'ın ideal ikilisi. Hani bunu söylerken formlardan ziyade profil olarak Galatasaray'ın set ucumuna daha uygun oldukları için bunu söyledim ama şu anda Galatasaray'ın birinci stoperi Nelson'dur. Hoca yerine birisini yazar bu saatten sonra. Nelson yedek kalmaz. Çok iyi oynuyor şu anda. Ve Galatasaray'ın bu eksiklerinin aynı şeyi dönemde Ben diyorum ki şu sana an, an bizi, tuttu Türkiye liglerinde oynar. Çok da iyi oynar. Ben sana diyorum ki Avrupa kupalarında rezildi zaten. Bunu niye bunu şey yapıyorsun Rezil yani? Rezil falan Çok rezildi ya. Rezil diye çok çok rezildi. Çok rezildi. Evet yani. yedilen gollerin hepsinde imzası var ya. Adam zaten, zaten kart gördü oynamadı. Şampiyonlar Ligi'nde zaten fark çoğu et. maçta oynamadı hocam. Ya, ya oynadıydı. Zaten hazırlık maçlarında da yedirildi sezon goller ya. Sezon çok kötü ya. başladı hocam. Allah Kabul ya. ediyorum. Fark etmiyor. Diyorsun Geçen zaman, sene de kötü. mi böyle düşünüyordun Nelson'la ilgili? Ne? Geçen Tabii ki böyle düşünüyordum. Geçen yıl da mı? Geçen yıl. yıl. Şimdi herkesi kötü söylediği için emin olmak istedim. Şey söyleyeyim. Ben, Avrupa'da oynayamaz diyor, gene iddia ediyorum. Sene kalsın gene oynayamaz. Oynayamaz. Peki, devam edeceğiz. Ee, bir araya gitmemiz lazım. Ee, sizlerin de yorumlarının not aldım. Ee, Güven çocuğa burada sinirlenirken. Merak etmeyin, onları da okuyacağım. Ama önce bir ara aranın ardından beraberiz.